26. Doktor Langlaber. Hayır, ben asistanıyım. Jean, doktorun cep telefonunu aramıştı. Francis Tane'nin otopsisinden sorumlu adli tabibin entel doktor olduğunu öğrenmek için birkaç telefon konuşması yeterli olmuştu. Telefona çağırın. Otopsi odasındayız. Kim arıyor? Jean, dijital teybine alçak sesle konuşan Langlaber'in sesini duyuyordu. Hangi cesedin otopsisini yapıyorlar? Francis Tane'inkini mi? Beyazlar giymiş iki adamı paslanmaz masanın üzerindeki kavrulmuş, kömürleşmiş ve büzüşmüş arkadaşının etrafında hayal ediyordu. Ona yargıç Korovan'ın aradığını söyleyin. Jen boğuk sesler duyuyordu. Asistan eliyle telefonun mikrofonunu kapatmıştı. Langlaber'in sesi işitildi. Ne istiyorsunuz? Ses tınısı sertti. Sanki bir kilisenin içinde yankılanıyor gibiydi. Jen, doktorun telefonunun hoparlöründen konuştuğunu tahmin etti. Bazı sorular sormak. Hangi sıfatla? Henüz davaya atanmadım dedi Jen. Hangi dava? Siz neden söz ediyorsunuz? Yamyam cinayetleri dosyasını alacağımı düşünüyorum. Beni o zaman arayın. Doktor Langlaber, kaybedecek zamanımız yok. Yamyam cinayetleriyle Francis T'nin hayatına mal olan yangın arasında bir ilişki olduğuna dair bazı tahminler var. Ne tür tahminler? Jen biraz düşündü ancak bir cevap bulamadı. Konuyu değiştirmeyi tercih etti. Francis T'nin otopsisini bitirdiniz mi? Dosya üzerinde çalışıyorum. Doğru tahmin etmişti. Arkadaşının üzerinde inceleme yapıyorlardı. Bir anda asma katta alevlerin arasında dövüşen iki adam yeniden gözünün önüne geldi. Vücudunda kavga izleri buldunuz mu? Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Francis Payne'den geriye kalanlar şu an önümde. Her ne olursa olsun hiçbir iz olmadığını size kesinlikle söyleyebilirim. Payne bir odun kömürüne dönüşmüş. Gözlerinin dolduğunu hissetti. Hastanede kendine geldiğinden beri sinirleri zaten bozuktu. Ama şimdi burnunu çekti. Sonra sert bir ses tonuyla konuştu. Yangın öncesi neler olduğu hakkında herhangi bir ayrıntı yok mu? Yangınla ilgili pek bir şey bilmediğiniz anlaşılıyor. İtfaiyeciler cesedi çıkardıklarında tanınmaz bir haldeydi. Sıcaklığın etkisiyle vücut şişmiş, derileri patlamıştı. Hiç fırında tavuk pişirdiniz mi? Doktor, arkadaşımdan söz ediyorsunuz. Francis benim de arkadaşımdı. Ama bu durum onun bir sosis gibi patlamasına engel olmadı. Jean sustu. Doktor konuşmasını sürdürdü. Ölümün kesin sebeplerini öğrenebilmem için onu açmam gerekiyor. Organlarının pembemsi renginden karbon monoksit zehirlenmesi anlaşılıyor. İnşallah duman zehirlenmesinden ölmüştür ve alevleri hissetmemiştir. Tane ve dövüştüğü adam asma katta alevler arasından yutulmuştu. Jane cevabı zaten biliyordu. Hiç beklemediği halde adli tabip birden onu şaşırttı. Tamam, tuhaf bir şey var. Nedir? Ceset üzerinde bir maddenin kalıntıları, özellikle ellerde ve kollarda. Yalıcı bir madde mi? Tam tersine. Anlamıyorum. Yanmaz bir zımbırtı, bir tür vernik ya da reçine. Bir koruyucu. Francis T'nin kolu koruyucu bir tabakayla mı kaplıydı? Langlaber de aynı düşüncenin peşinden gidiyordu sanki. Kendini bu şekilde alevlerden korumak istemiş ama başaramamış. Kollar da vücudun geri kalan kısmı kadar yanmış. Örnekleri analize yolladınız mı? Evet. Kime? Korova, buraya kadar. Bana sadece bu bilgiyi verin. Mesaut, olay yeri inceleme şefi. Teşekkürler doktor, rica ederim. Doktor telefonu kapatmadan önce Jane bir soru daha sordu. Francesca Tercia'nın otopsisini bitirdiniz mi? Cumartesi günü evet. Diğer cesetlerle farklılıklar saptadınız mı? Hayır. Pislik herifin işini tamamlayacak zamanı bulamaması dışında. Yaralar, kesik izleri diğerleriyle tam olarak aynı mıydı? Tam tamına. Gözler dışında bunu daha önce konuşmuştuk. Herhangi bir ipucu yok mu? En önemli ipucu bütün cinayetlerin tam olarak birbirinin benzeri olması. Michael Foucault'in ne dediğini biliyor musunuz?
Tekrarlarının uğultusu içinde sadece tek bir kez gerçekleşen bir şey vardır. Jen sinirinin tepesine çıktığını fark etti. Tane'i düşündü. Bu cinayet mahalli entelektüeli karşısında o da sinirleniyordu. Gecikmeli de olsa Francis'i hala yaşıyormuş gibi düşündüğünü fark etti. İçi sızladı. Ölüm karşısında hayal kırıklığına uğramamak için Tane'i daha kaç kez bu şekilde canlı, içten haliyle hatırlayacaktı. Foucault haklıydı. Tekrarların uğultusu içinde sadece tek bir kez gerçekleşen bir şey vardır, ölüm. Ben de size bir soru sorabilir miyim, dedi adli tabip. Buyurun. Yangın sırasında orada ne arıyordunuz? Tane'i kurtarmaya çalışıyordum. Kısa bir sessizlik oldu. Sonra doktor terbiyesizlik ile tevekkül arasında bir ses tonuyla konuştu. Yargıçlara madalya vermiyorlar. Beni artık aramayın Korova. En azından resmi olarak davayı alana kadar. Jean telefonu kapattı ve Ali Mesaut'un numarasını çevirdi. Daha cümlesini tamamlamamıştı ki olay yeri inceleme şefi lafını kesti. Nedir bu? Bir oyun mu? Biraz önce de Reisenbach aradı. Bu davada yetkili olmayan hiç kimseye konuşmayacağım ve 10 yıllık bir arkadaşlık ve sizin için yeterli bir sebep değil mi? Mesut cevap vermedi, etkilenmiş gibiydi. Jen, T'nin ölümünün özel bir olay olduğunu düşünüyordu. Kurban, soruşturmada yer alan, herkes tarafından tanınan biriydi. Bu dosyada polisler, doktorlar, teknisyenler ve sorgu yargıçları hem yargıç hem de taraftı. Şimdilik birçoğu mesleklerini ve yetkilerini ön planı alarak duygularını bastırıyor ve soğukkanlı davranmaya çalışıyordu. Tamam dedi Jane, kasten çıkarılmış bir yangın olduğundan emin miyiz? Hiç şüphe yok. Yangının hızla yayılmasını sağlayan bir maddenin kalıntılarını saptadık. Ne tür bir madde? Hidrokarbon, benzin veya solvent araştırıyoruz. Yangın nerede başlamış? 5. kattan, T'nin sahanlığından. Buradaki parke ahşabının sadece üstü siyahlaşmış. Bu da alevlerin hızla yayıldığını gösteriyor. Ağır yanan bir madde değilmiş. Yangın sahanlıktan başlamış ve oradan her tarafa yayılmış. Jane daire kapısını kırarak içeri girdiğini hatırladı. Francis'in kapısı yanmamıştı. Normal. Yangını çıkaran kişi benzini kapının altından akıtmış olmalı. Alevler tüm evin içini kaplamış, sonra da binanın cephesinden alt katlara ulaşmış. Bana bir maddeden söz ettiler. T'nin kollarındaki reçine veya vernik türü bir şey. Doğru, bir tür plastik. Örnekleri analize yolladım. Ekibinizde bu işle ilgilenen uzmanın adını ve telefonunu alabilir miyim? Hayır. Zaten bu davaya bir sorgu yargıcı atanana kadar çıkan sonuçlar resmiyet kazanmaz. Aksi ispatlanana dek o yargıçta siz değilsiniz. Jean onu duymazdan geldi. Langlaber'le konuştum. Ona göre bu koruyucu bir maddeymiş. T'nin yangından korunmak için kollarına sürdüğü bir zımbırtı. Aynı fikirde değilim. Her şeyden önce T'nin yangından korkması için bir sebep yoktu. Ayrıca evinde neden bu tür bir madde bulundursun ki? Her ne olursa olsun henüz nasıl bir madde olduğunu da bilmiyoruz. Siz farklı mı düşünüyorsunuz? Erimiş ve üzerine akmış bir madde. Kütüphane verniği veya onun gibi bir şey. Aldığımız ilk numuneler evdeki bir maddeyle örtüşmüyor. Ama çalışmalar daha bitmedi. Jen durumu kavruyordu. Tersine bir olay söz konusuydu. T'nin üzerine akan katilin bizzat kendisiydi. Saldırgan alevlerden korunmak için vücudunu yanmaz bir maddeyle kaplamıştı. İşte çıplak olmasının nedeni de buydu. Alevleri hissetmiyor gibi görünmesinin sebebi de. Daha çok saçları dikkatini çekse de alevlerin arasında en ufak bir acı hissetmediğini görmüştü ve cesedi de bulunmamıştı. Oradan kurtulmuştu. Artık dedi Mesut, size hoşça kalın diyorum Jen. Davaya resmen atandığınızda beni görmeye gelirsiniz.
Jene sürekli aynı nakaratı işitmekten gına gelmişti. Son cinayet mahallinden topladığınız delilleri analiz ettiniz mi? Şu Viotti atölyesindeki. Hala devam ediyor. Öncekilerle farklılık var mı? Teknisyen cevap vermedi. Var mı? Yok mu? Duvardaki yazılar yeni bir madde içeriyor. Kan, tükürük, dışkı ve bunlara ilaveten de amniyon sıvısı. Bir önceki cinayet sırasında çalmış olduğu amniyon sıvısı tam bir kaçık. Bir doğurganlık seremonisi, bir adak ritüeli. Bunlarla ilgili bir travma. Joachim kısır mıydı? Yoksa anne babasının kısır olması yüzünden zor koşullar altında mı dünyaya gelmişti? Mesaut'a teşekkür etti ve dosyayı resmen aldığında onu yeniden arayacağına söz verdi. Pek ikna olmamıştı. Son bir numarayı daha aradı. Her şeyi berbat etmek pahasına da olsa dosyayla ilgili tereddütler yaşamak istemiyordu. Bernard Level'la Tane'in danışman olarak yararlandığı profil uzmanıyla konuşacaktı. Jane psikolojik yaklaşımlara pek rağbet etmezdi ama şu an bulunduğu noktada bunu düşünecek durumda değildi. Numarası dosyada yazılıydı. Soruşturmayı üstlenen yeni yargıç siz misiniz? Level savunmadaydı. Jane soğukkanlılıkla cevapladı. Şimdilik soruşturmaya atanmış biri yok. Ben sadece bir meslektaşım ve bir arkadaş. Francis T'nin yürüttüğü soruşturmanın dosyası önümde. Sizin tarafınızdan imzalanmış herhangi bir rapor yok. Neden? Davadan uzaklaştırıldım. Raporumu bile henüz sunmamıştım. Francis Tane tarafından mı uzaklaştırıldınız? Hayır. Onun dışında gelişti. Üçüncü cinayette çıkardığım sonuçların artık geçerliliğinin kalmadığı söylendi. Beni onlar ilgilendiriyor. Sessizlik. Level düşünüyordu. Tanımadığı bu kişiyle telefonda konuşmak lehine olabilir miydi? Yeniden davaya dahil olabilir miydi? Jen onun gururunu okşamaya karar verdi. En başından beri olayın içindeyim. Üç cinayet mahallinin ikisine gittim. Her şeyin daha anlaşılır olabilmesi için bize sadece tek bir psikoloji uzmanının yardım edebileceğini biliyorum. Buradan son derece çılgınca bir şeyle karşı karşıyayız. Bunu size ben söylemiyorum diye alaycı bir tavırla güldü Level. Mesela şu kanlı yazılar. Üçüncü cinayet mahallinde de var mıydı? Evet. Aynı malzemeler mi? Bu kez amniyon sıvısını eklemiş. İkinci cinayet sırasında çalmış oldu. Pavois laboratuvarlarından. Bundan emindim. Neden? Mekanları rastgele seçmiyor. Bir kurbandan çok bir dekor seçiyor, bir durum yaratıyor. İşte bu nedenle cinayet mahallerinden bazı şeyler çalıyor. Bu tahlil laboratuvarları bir doğurganlık tapınağı. Bildiğim kadarıyla üçüncü cinayetin işlendiği yer ise tarih öncesi dönemle alakalı. Tüm bunlar bir bütünü oluşturuyor. Biraz daha açın lütfen. Her cinayet bir kurban tanığı töreni. Maktulün hayatı gizemli bir tanrıya sunulan armağan. Kanibalizm eyleminin de bir rolü var. Onun yaptığı şeye bir ruh kazandırıyor. Yaşam enerjisi veya kadın rahmi gibi kavramlar ritüelin can alıcı noktası. Psikiyatrik açıdan katilin profilini nasıl tanımlarsınız? Eylemlerini kontrol altında tutan soğukkanlı, asosyal bir psikopat. Aynı zamanda dayanılmaz krizler geçiren bir psikopat. O gibi anlarda da ipin ucunu kaçırıyor. Jen Joachim'i düşündü, metalik sesine. Bir kişilik bölünmesi yaşıyor olabilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Bu terim hemen her şey için kullanılıyor. Şizofreniden söz ediyorsanız hayır. Buna karşılık bir farklılaşma yaşıyor, bir parçası ondan uzaklaşıyor. Bu bakımdan Jane'i çözmesi gereken bir sorun vardı. Joachim sonradan hatırlamadığı krizler geçiriyordu. Bu durumda cinayetleri planlayan kimdi? Kurban törenlerinin yapıldığı mekanı kim hazırlıyordu? Tüm bunları organize eden soğukkanlı, duygusuz ruh kimdi? Jen Freud'un koyduğu teşhisi hatırladı, otizm.
Bu patolojiden bahsetti. Saçma diye cevapladı Level hiç tereddüt etmeden. Otizmin özelliği dış dünyayı tamamen yadsımaktır. Yunanca Ağustos. Kendi kendini kendiliğinden anlamları taşır. Yoksa kabul edelim ve et veya etmeyelim cinayet başkasının varlığını tanımaktır. Ayrıca bir otistik bu tür cinayetleri işleyecek kadar donanımlı değildir. Otistik dehalarla ilgili yaygın kanının tersine çoğunda önemli derecede zeka geriliği vardır. Farklılaşmadan bahsettiniz. Katilin bir yanı akılcı, organizatör bir adam, diğer yanı otistik bir kişilik. Yani katilin eli olabilir mi? Otizm beynin sadece bir bölümünü etkileyen, diğer bölümüne dokunmayan bir patoloji değildir. Global bir bozukluktur. Anlıyor musunuz? Jean anlamıştı ama Joachim'in profiliyle uyuşmayan bir şeyler vardı. Level'a teşekkür etti ve telefonu kapattı. Birkaç saniye sonra ceketinin cebindeki telefonu çaldı. Benim Emmanuel. Jane'in içini bir teselli duygusu kapladı. Bu öğleden sonra Le Monde'da okudum. Nedir şu yangın hikayesi diye sordu Emmanuel. Jen saatine baktı 15.30. Demek salı günkü Le Monde Monsey sokağını ilk haber olarak vermişti. Çılgın geceyi kısaca anlattı T'nin telefonunu. Yangını, alevleri, T'ni kurtarma girişimini. Bu olayın bana cumartesi günü bahsettiğin davayla bir ilgisi var mı? Evet. Şüphelerin doğrulanıyor mu? Artık şüphe olmaktan çıktı, gerçek oldu. Dosyayı sana vereceklerini sanıyor musun? Hayır. Ama yapmam gereken her şeyi yapacağım. Kendine dikkat et Jane. Her açıdan. Her açıdan eğer yangın kasten çıkarıldıysa senin katil kendisine yaklaşacak herkesi ortadan kaldırmakta tereddüt etmeyecektir. Öte yandan yetkin olmadan soruşturma yapamazsın. Asliye ceza mahkemesindekilere kilerle başının belaya gireceği kesin. Kimse senin bu şekilde bağımsız davranmana izin vermez. Seni haberdar ederim. İyi şanslar. Jen telefonu kapattı ve Anton Freud'u düşündü. Artık ondan telefon etmesini beklemiyordu. Psikiyatr kaçmıştı. Jen'i aramayacaktı. Onun sorgu yargıcı olduğunu ve Paris'te ona yardım edebilecek tek kişinin Jen olduğunu bilmiyordu. Telefonu yeniden çaldı. Bu kez sabit attı. Jen benim. Başkanın Nanter Asliye Mahkemesi Başkanı sesini tamamen tanımıştı. Seni ofisimde bekliyorum. Hemen sekreterimden randevu almana gerek yok. 27. Başkanın görünüşü konumuna uygun değildi. Nanter Asliye Ceza Mahkemesi'ni yöneten ve Île de France'ın en önemli başkanlarından biri olan Fransa Adalet Bakanlığı'nda sözü geçen bu adam kavruk biriydi. Ufak tefek, cılız, kırış kırış, boyu çalışma masasından biraz uzun, omuzları koltuğunun arkalığından daha dar bir adam. Kel kafalı ve gri tenliydi. Bu kırış kırış, gri cildiyle Vezüv yanardağından püsküren lavlarla taşlaşmış Pompei insanların kalıplarını andırıyordu. En çarpıcı yeri yüzüydü. Çukurlar ile tümseklerin, düzgün yüzeyler ile çirkin girinti çıkıntıların bir karışımı. Eğri büğrü kafası bir sürü çarpık düşünceyi, kötü niyeti barındırıyor gibiydi. Patlak gözleri sürekli olarak sarımsı bir sıvıyla kaplıydı. Kalın dudakları üstlendiği işlevi hakkıyla yerine getiren tek unsurdu. Bariton bir ses. Otur. Jen söyleneni yaptı. Yukarı çıkarken başkanın ona yamyam cinayetleri dosyasını veya Monsey sokağındaki yangın soruşturmasını ya da her ikisini vereceğine dair boş umutlar beslemişti. Şimdi ise onun tokmakla dövülmüş gibi duran suratına bakıyor, çok daha beylik sözler işiteceğini tahmin ediyordu. Kurallarla ilgili iyi bir azar. Kendinle iftihar mı ediyorsun? Jen susmayı tercih etti. Tam olarak hangisinden söz ettiğini bilmiyordu.
O kadar çok yanlışlık ve kuralsızlık yapmıştı ki devamını getirmesini bekledi. Bir sorgu yargıcı olarak her zaman kendini korumak ve yetkili mercilere başvurmak zorundasın. Bu yangın esnasında itfaiyecileri durumdan haberdar etmeliydin. Nokta. Kendi adıma hareket ettim. Şimdi de bir yargıç olarak cezalandırılacaksın. Dura Lex, Sed Lex. Jen kafasında tercümesini yaptı. Yasa katıdır ama yasadır. Yargıçlar adaletin atalarından, Romalılardan miras kalmış Latince alıntılar yapmaktan hoşlanırlardı. Ama başkan bu konuda biraz abartıyordu. Yazık diye ekledi şüpheci bir ses tonuyla. Bu olayda artık bir tanık olduğundan savcılık bu soruşturmayı sana emanet edemez. Kimsenin böyle bir niyeti yok zaten. Nereden biliyorsun? Kadın sezgisi. Başkan kaşlarını çattı. Kadın olduğun için bu dava zaten sana verilmeyecekti demek. Öyle mi? Boş ver dedi Jen. Güveni yerine gelmişti. İkinci husus, bana yamyam cinayetlerinin işlendiği mekanlarda T'nin yanında olduğunu söylediler. Doğru. Hangi sıfatla? Danışman olarak. Adam ağır ağır başını salladı. Gözlerinin altındaki torbalar zamanla ve deneyimle oluşmuş bir sıvıyı içeren gizemli anatomik bezleri andırıyordu. Kol kola cinayet turizmi mi yapıyordunuz? Francis'in de bu davayla ilgili kaygıları vardı. Benim iyi bir algılama gücüm olduğunu düşünüyordu. Bu tür dosyalarla hiç ilgilenmediğin halde, öyle mi? Jen artık her şeyin sarpa sardığını biliyordu. Monsey sokağı soruşturmasını alamayacaktı. Yamyam cinayetleri dosyasını da. Belki de bundan sonra hiçbir davayı alamayacaktı. Bir yargıç kapı önüne konulmazdı ama kızağa çekilmiş çok yargıç vardı. Savcılıkla bu konuyu görüştüm. Bu davada sana verilmeyecek. Neden? İşin içine çok girdin. T'ne çok yakındın. Bu araştırma tarafsız bir sorgu yargıcı gerektiriyor. Objektif, tarafsız. Tam tersine bu araştırmanın öyle bir yargıca ihtiyacı var diyen Jane sesini yükseltmişti. Katilin peşini bırakmayacak ve polisler üzerinde baskı kuracak çetin bir yargıç. Bu dosyayı diğer dosyalar gibi değiştirecek bir devlet memuru değil. Tanrım, daha kaç ceset gerekiyor? Başkan ilk kez gülümsedi. Benekli parmaklarıyla deri sümene hafif hafif vuruyordu. Her ne olursa olsun isim yukarıdan gelecek. Bu olay tam bir boklu değnek, üç cinayet. Davadan sorumlu sorgu yargıcı canlı canlı yakıldı. Medya pusuda, hükümetin böyle bir şeye tahammülü yok. Raşida Dati beni bizzat aradı. Dava politik bir hal aldığında kesin çıkmaza girerdi. Soruşturma konusuna gelince gösterilen çaba beklenen sonuçlar üzerinde ters etki yapardı. Bir sürü kırtasiye. Rekabet halinde ekipler Jen dava konusunda tam tersi bir yöntemden yanaydı. Küçük bir ekip katille teke tek bir duello. Bir şey daha var dedi de başkan boğuk bir ses tonuyla. Doğu Timor'la ilgili dosyan Jen doğruldu. Bu dosyayı tamamen unutmuştu. Celp kağıtları, güç çevrelerindeki yankıları. Claire'in postaları yollayıp yollamadığını düşündü. Bana telefon geldi. Hiç istemediğim yerlerden. Jane'in cevabı hazırdı. Claire bu sabah çalışmamıştı. Ancak Gimenez ve çetesinin celp emirleri masasındaydı. Onları yazmak ve özel kuryeyle yollamak için acele etmişti. Dava henüz çok başında dedi başkan kısaca. Bildiğim kadarıyla daha başlamadı bile. Dosyan boş. Öyleyse insanları neden ayaklandırdın? Bana güvenmiyor musunuz? Gimenez ile diğerlerinin avukatları celp emirlerinin üstesinden kolayca gelecektir. İspat edici evrakı isteyeceklerdir. Davadan alınman için siyasi görüşünü gündeme getireceklerdir. Jen cevap vermedi. Başkan devam etti. Başka bir sorun daha var.
şu talepte bulunduğun bir dizi dinleme. Liste burada dedi. Sümenine yeniden hafifçe vurarak. Seni daha akıllı sanırdım. İptal kararına doğru hızla gidiyorsun. Elinde aleyhine hiçbir şey olmadığı halde şüphelilerin özel hayatlarına tecavüz ediyorsun. Ve kaynaklarıma göre bu dinlemelerden de bir şey çıkmamış. Hangi kaynaklar? Başkan soruyu bir harekette geçiriştirdi. Çok hızlı gitmek istiyorsun Jen. Bu hep yaptığım bir hata. Mahkeme usulü bir mukavemet koşusudur. Festina lenta. Ağır ağır acele et. Davadan alındın mı? Bırak bitireyim. Dosyadan bir kağıt çıkardı. Jen bulunduğu yerden ne ile ilgili olduğunu göremiyordu. Saat benimle temasa geçti. Dinlemelerden biri için bir izin eksikmiş. Jen ellerini yumruk haline getirdi. Avuçları terlemişti. Başkan kağıdı ona doğru uzattı. Bu dosyada bu psikiyatrın ne işi var? Onu neden dinlemeye aldırdın? Neden izin yazısı hazırlamadın? Blöf tek çözüm yoluydu. Psikiyatrın dinlenmesi başka bir dosyayla ilgili. Umarım. Hangi dosya? Yamyam katil. Bir tüyo aldım. Bu psikiyatr katilin babasını tedavi ediyor. Neden bundan teyine bahsetmedin? Önce verileri teyit etmek istiyordum ve bir psikiyatrı dinlemeye aldırdım. Sadece teyit etmek için demek. Bunlar rezil yöntemler Jane. Tio'nun kaynağı ne? Söyleyemem. Yargıç hışımla masaya vurdu. Bu gerçekten öfkelendiğinin ilk belirtisiydi. Kendini ne sanıyorsun? Bir gazeteci mi? Her bakımdan şeffaf olmak zorundayız yavrum. Ben senin yavrun değilim. Teyine bilgi vermeden önce bu gibi dinlemeler gerekiyordu. O halde Jane tereddüt etti. Sorunu halletmek için yapabileceği tek hareket vardı. Freud'un İspanyol'da yaptığı ilk seansın kayıtlarını vermek. Ama o zaman da davayı elinden kaçıracaktı. Kanıtlarına elveda diyecekti. Şüphelerim doğrulanmadı diye yalan söyledi. Hiçbir şey elde edemedim. Kayıtlar sende mi? Hayır, hepsini imha ettim. Mühürlü olanları da mı? Hepsini. Her akşam o günün kayıtlarını alıyordum. Transkripsiyonları yoktu. Diski dinliyor, orijinalleriyle birlikte imha ediyordum. Başkan sanki bir emir yazacakmış gibi dolma kalemini aldı. İri, parlak bir Montblanc. Tüm bunları bir düzene koymamız ve belirsizlikleri ortadan kaldırmamız lazım. Tüm bunlarda ne? Timur, davadan alındın. Acta est fabula. Oyun bitti. Jen gülümsedi. Aslında umurunda değildi. Hatta rahatlamıştı bile. Kafasında tek bir şey vardı. Nerede olursa olsun Joachim'i durdurabilecek kişi oydu. Bu amacına ulaşmak için de tek bir çözüm yolu vardı. Soruşturmayı tek başına sürdürmek. Yasaların dışına çıkarak. Bu durumda dediğin açığa alınmış oluyorum. Kullanmadığım bir hayli iznim var. Bir sorun olacağını sanmıyorum. Nasıl istersen. Başkan bir çekmeceyi aldı, bir puro aldı, bir çekmeceyi açtı, bir puro aldı. Ağır hareketlerle ucunu küçük bir giyotine yerleştirdi. Ofiste yankılanan bir klak sesi duyuldu. Jen yavaşça ayağa kalktı. Artık elleri terlemiyordu. Tamamen yatışmıştı. Gitmeden önce yine de sana bir hakikati söyleyeceğim dedi son derece yumuşak bir ses tonuyla. Başkan elindeki ağır altın bir dupont çakmakla oynayarak Jane'e baktı. Sen maço koca bir aptalsın dedi Jane sakin bir tavırla. Başkan yeni yapılmış dişlerini sergileyerek sırıttı. Bu tür iltifatlarla bir yere varmak istiyorsan sana sadece şunu söyleyeceğim. Git kendini diye sordu Jane masanın üzerine eğilerek. Ama zaten hem de uzun zamandan beri senin tarafından Nanter Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki diğer herkes tarafından yargıçlar, savcılar ve avukatlar tarafından sadece
terfilerinden ve emekliliklerinden başka bir şey düşünmeyen aşağılık ve kadın düşmanı salaklar tarafından. Başkan cevap vermedi, purosunu yaktı. Altın çakmağı güneşte parlıyordu. Alev gri ve soğukkanlı yüzünün önünde dans etti. Bu taş gibi yüz ifadesi onu yeniden gerçeğe döndürdü. Sinirlenmek, hatta bağırmak hiçbir işe yaramazdı. Acta est fabula. Jane onun altın dupontuyla suratını yakma arzusuna engel olamayacağından korkarak koşar adım odadan çıktı. 28. Saat 17. Elini çabuk tutmalıydı. Hala birkaç saati vardı. Sonra Tane'le ilgili iki soruşturma için yeni ekipler oluşturmuş olacaktı. Bu durumda o da Racingbank'ta en ufak bir bilgiye ulaşamayacak ve yasal olarak faaliyet gösteremeyeceklerdi. Ama önce dosyaları iyice okumalıydı. Olaylarla bütünleştirmeliydi. Kurbanları daha yakından tanımalıydı. Kol saatini önüne koydu ve alarmını 18'e ayarladı. İlk dosyayı açtı. Marion Cantaloup 22 yaşındaydı. Garches'te 26 Mayıs 2008'e bağlayan gece öldürülmüştü. Jen kızın resmine baktı. Çok makyajlı olmasına rağmen sağlıklı bir yüzü vardı. Ağzı kulp biçiminde ve küçüktü ve epeyce kiloluydu. Polisler onun eğitim hayatının kısa bir özetini dosyaya eklemişti. 5 çocuklu bir ailenin 3. çocuğuydu. Baba seramik ustasıydı. Annesi memur. 2001 yılında liseyi bitirmişti. Hemşirelik öğrenimini görmüş. Sonra zeka özürlü çocuklar alanında uzmanlaşmış. 2005 yılında Garches'taki Bethlehem Enstitüsü'nde staj yapmak için Paris'e gelmişti. Bir yılla sınırlı bir sözleşmeyle enstitüde çalışmaya başlamış, sonra sözleşmesi uzatılmıştı. Marion kusursuz bir hemşire ve sorunsuz bir kızdı. İtali Meydanı yakınlarında Tolbiac sokağındaki bir stüdyoda tek başına yaşıyordu ama bir nişanlısı vardı, Lucas Nguyen. 27 yaşındaydı. Vietnam asıllı ilkokul öğretmeni polis tarafından sorgulanmış ve dava dışı tutulmuştu. Ayrıca Marion Cantaloup dalmaya meraklıydı. Yıl boyunca havuzda dalıyordu ve polisiye romanlar okuyordu. Haftada birkaç tane, her türden, her milletten. Jen tanık tutanaklarını ve polislerin notlarını da karıştırdı. Racingbank'ın adamları Marion'un son günlerini iyice araştırmıştı. Gidiş geliş saatlerini, internet kayıtlarını, telefon görüşmelerini, harcamalarını. Bir yabancıyla en ufak bir teması yoktu. Zaman kullanımında şüphe uyandıracak en ufak bir belirsizlikte. Yeniden fotoğrafa baktı. Yüzü kişiliğiyle uyumluydu. Güleç, bebeksi, canlı. Fazla kilolarıyla barışık yaşayan genç bir kadın. Dosyada yer alan bir anekdot Jen'in hoşuna gitmişti. Marion'un meslektaşı 28 yaşındaki hemşire Farida Becker anlatıyordu. Marion çok hoş bir kızdı. Her zaman cana yakın. Bir keresinde kızlarla kafeteryada yaptığımız rejimlerden söz ediyorduk. Birisi vardı, sadece ananas yiyordu. Bir diğeri protein diyeti yapıyordu. Marion'a onun bu konuda ne yaptığı sorulunca ben mi? Siyah giyiyorum diye cevap vermişti. Gerçekten hiç kompleksi yoktu. Jen gülümsedi. Bedeninden memnun olmak, evlenmek, çok gecikmeden çocuk sahibi olmak ve çalıştığı enstitüde ilerlemek. Sıradan da belki ama o kadar da kötü değildi. Özellikle de aşk özürlü ve basit projelerde başarısız Jane'in gözünde. Gülümsemesi kayboldu. Bu umutlar paramparça olmuştu. Çünkü ilkel inançları olan bir kaçık, bir psikopat kurban töreni için Marion'u seçmişti. Neden onu, bir başkasını değil? Joachim'i düşündü, otizmini. Bethlehem Enstitüsü ile olası ilişkisini. Tane bunu araştırmıştı. Bugün yetişkin olmuş birinin
Çocukken bu merkezde tedavi görmüş olması imkansızdı. Çünkü merkez çok eski değildi. Dikkate alınması gereken bir diğer bağ da avukatın insanlığa hizmet faaliyetleriydi. Marion Cantaleon'un bir hükümet dışı örgütle ilişkisi olmuş muydu? Hayır. Tanık ifadelerinde böyle bir bilgi yoktu. Ne bir yolculuk yapmıştı, ne de böyle bir örgüte başvurusu olmuştu. Joachim onu başka türlü bulmuştu. Nasıl? Jen ikinci dosyaya geçti. Nelly Varjak 28 yaşındaydı. Stanis'te 4 Haziran'ı 5 Haziran 2008'e bağlayan gece öldürülmüştü. Marion'dan çok daha güzeldi. Sarışın, solgun bir yüz. Düzgün yüz hatları, hantal, omuzlarına rağmen duru, nihai bir güzellik. Nelly de şişmandı. Gerçekten. Dosyaya göre boyu 1,72, kilosu ise 95'ti. Güzelliğini değerlendirmek için zayıflığın bugünün insanı üzerindeki hegemonyasını unutmak gerekiyordu. Nelly Barjak bu çağın kadını değildi. Rubens veya Corbett döneminin ışıldayan kadınlarından biri olabilirdi. Maalesef Nelly aynı zamanda modern bir kadında. Fazla kilolarını utanç verici bir kusur olarak görüyordu. Dosyasında Jane, Nelly'nin dairesiyle ilgili bir raporda buldu. Evde çok miktarda zayıflatıcı ürün, rejim hapları, gazete küpürleri vardı. Hepsi aynı konuyla ilgiliydi. Nasıl zayıflanır, selülitler nasıl yok edilir ve bunun gibi. Bunlar Jane'e pek uzak şeyler değildi. Ama o bu saplantısını asla dile getirmezdi. Bu saplantı onun sırrıydı. Nelly parlak biriydi. Liseyi 17 yaşında bitirmişti. Sonra 6 yıl Henry Doppler tıp fakültesine devam etmiş. Uzmanlık sınavının ardından 4 yıl Paris'te Necker Hastanesi'nde stegonetik ihtisasını tamamlamıştı. Daha sonra bazı stegonetik laboratuvarlarında görev yapmıştı. 2006 yılında da hem işini yaptığı karyotipler çıkarmak hem de kendi araştırmaları aileler üzerinde genetik istatistikler hazırlamak için çalışmasına izin verildiği Pavois laboratuvarlarına gelmişti. Son günlerdeki zaman kullanımı iyice araştırılmıştı. Boşandıktan sonra bir doktorla 2 yıl evli kalmıştı. Nelly Barjak sadece işi için yaşamıştı. Sabah 9'da laboratuvara geliyordu. Bütün mesai saatlerini orada geçiriyordu. Ardından herkes gittikten sonra kat değiştiriyordu. Moleküler genetik 22'ye, 23'e hatta gece yarısına kadar orada çalışıyordu. Mesleğini iki cephede, iki uzmanlık alanında sürdürüyordu. Çıkışta da Bernard Pavois'le buluşuyordu. Joachim böyle bir kadını nereden bulmuştu? Jen yeniden avukatın insanlığa hizmet faaliyetlerini düşündü. Nelly'nin istatistiki çalışmalarıyla bir ilgisi olabilir miydi? Acaba genç kadın Joachim'in şu hükümet dışı örgütlerinden birinin ilgilendiği halklar üzerinde onların aleyhine olabilecek bir inceleme mi yapmıştı? Hayır. Jen buna ihtimal vermiyordu. Her ne olursa olsun bu konuda bir bilgi olurdu. Üçüncü dosyayı aldı Francesca Tercia. 34 yaşındaydı. Paris'te 6 Haziran'ı 7 Haziran 2008'e bağlayan gece öldürülmüştü. Dosya inceydi. Soruşturma henüz başlatılmıştı. Buenos Aires'te doğduğu, plastik sanatlar ve antropoloji eğitimi aldığı biliniyordu. Daha sonra Barcelona'ya, ardından da Paris'e yerleşmişti. Başkentte ne bir nişanlısı ne de uzun süreli bir ilişkisi vardı. Jean kızın resmine baktı. Francesca da eli yüzü düzgün, güzel sayılabilecek bir tipti. Irkı belli değil, ırkı belli eden Latin yüz hatları vardı. Simsiyah kaşları ona trajik bir hava veriyordu. Dalgalı siyah saçlar erkeklerin içine gömülmek isteyeceği ipeksi simsiyah bir kütle. Tek kusuru yüzünün geniş olmasıydı.
Francesca ters ya da ağır siklet kategorisinde sayılabilirdi. Zaten Jen, kızın atölyenin ortasına asılmış vücudunu hatırlıyordu. Geniş kalçalar, kalın baldırlar, yuvarlak ve kıvrımlı bir karın. Üç güzeller değillerdi ama üç şişmanlardı. Jen dudaklarını ısırdı. Aklına böyle aptalca düşünceler geldikçe hiçbir zaman gerçek bir sorgu yargıcı olamayacaktı. Müttefik, uzlaşmacı, normal bir yargıç. Hep böyle klinik olmuştu ve mesleği de ne yazık ki onu düzeltememişti. Nelly Barjak gibi Francesca da neredeyse iki işi bir arada götürüyordu. Mesai saatleri içinde gerçeğine çok yakın tarih öncesi insanlar üreten Isabella Viotti'nin atölyesinde çalışıyordu. Akşamları henüz adresi saptanmamış bir atölyede çok daha kişisel heykeller yontuyordu. Özel hayatına gelince çarpıcı hiçbir şey yoktu. Joachim'le ortak noktaları neydi? Francesca Arjantinliydi. Joachim Latin Amerika ile bağlantılı hükümet dışı örgütlerle çalışıyordu. Bir ilişki olabilir miydi? Paris'teki bir elçilikle karşılaşmış olabilirler miydi? Jean üç resmi önüne koydu. Kurbanlar birbirlerine benziyorlardı. Ama o kadar. Tek ortak noktaları fazla kilolarıydı. Yakınlardaki katilde harekete geçme arzusu uyandıran cinayet işleme dürtüleri üzerine bir kitap okumuştu. Özellikle tetikleyici kurbandaki bir ayrıntı, bir özellik oluyordu. Ama durum çok daha karmaşıktı. Başka birçok şart bir araya gelmeliydi. İç ve dış koşullar. Ancak o zaman ani bir karar ortaya çıkıyordu. Jen özellikle bir ikilemle karşı karşıyaydı. Katil bu kadınları fiziksel özelliklerinden veya mesleklerinden dolayı mı seçmişti? Kurbanların ortamı katilin ilgisini çekiyordu. Otizm, doğurganlık, tarih öncesi. Tay'nin sesi yeniden kulaklarında yankılandı. Onları rastgele seçmiyor. Hayır, bir planı var. Bu cinayetleri önceden planlayıp planlamadığını bir kez daha düşündü. Bir organizasyon olduğu şüphe götürmezdi. Oysa Joachim kriz anında öldürüyordu ve bu kara delikleri hatırlamıyordu. Kadınları kim tespit ediyordu? Mekanı kim hazırlıyordu? Cep telefonu titredi. İçgüdüsel olarak Jane saatine baktı. 18 olmak üzereydi. Telefonu açtı. Reisin baktı. Neredesin? Uzaklaştırıldım. Ne cinayet ne de yangın soruşturması alabildim. Kulübe hoş geldin. Beni de yamyam dosyasından aldılar. Soruşturmayı emniyet müdürüne daha yakın bir ekibe verdiler. Bu iş için 30'a yakın polisi görevlendirdiği söyleniyor. T'nin ölümüne gelince dünyanın üzerine çökmüş bir felaketmiş gibi Fransız istihbaratı ve İçişleri müfettişleri soruşturmayı üstlendiler. Aşağı ruhban sınıfına musallat olmuş frengi gibi demek istiyorsun sanırım. Evet dedi reisin bah sıkılı dişlerinin arasından. Tam olarak kastettiğim buydu. Ne yapacaksın? Kendimi açığa aldırttım. Dosya üzerinde tek başıma çalışabilmem için. Benimle misin, değil misin? Sana nasıl yardım edebileceğimi bilmiyorum. Davadan alınmış biri olarak parmağımı kımıldatamam. Benim gibi yapacaksın. Sağ elin, sol elinin ne yaptığını bilmeyecek. Şu an ne istiyorsun? Kurbanlar hakkında hazırladığın dosyaları okumak. İyi iş ama yeterli değil. Neyi eşelemek niyetindesin? Katilin kurbanlarını nasıl belirlediğini bulmak gerekiyor. Onlarla bir yerlerde karşılaşmış olmalı. Ve hepsinin de aynı yer olduğunu düşünüyorum. Meslekleriyle, alışkanlıklarıyla veya fiziksel görünümleriyle ilgili bir yer. Amerikan diyeti toplantıları olmasın? Çok komik. Zamanlarını nasıl değerlendirdiklerini, alışkanlıklarını, tanıdıklarını bir daha araştır. Kuaförlerini, spor salonlarını, jinekologlarını, kullandıkları otobüs veya metro hatlarını. Ne bileyim, her şeyi kontrol et. Sanırım anladım. Artık ne zamanım,
ne de ekibim var. Ben başının çaresine bak. Bu araştırmaları başka bir olaya aitmiş gibi göster. Bu o kadar basit değil. Patrick, bir seri katilden söz ediyorum. Öldürmeye devam edecek bir kaçık. Hiç kuşkusuz Francis Tane'i öldürmüş olan bir herif. Belki de sorunu tersten ele alıyorsun dedi sonunda Reisenbach. Kurbanların mesleklerinin katili ilgilendirdiğini biliyoruz. Belki de önemli işlerin yapıldığı bu yerleri Beltray'in enstitüsü, Pavois laboratuvarları, Viotti'nin atölyesi gözetledi. Sonra da diğer çalışanlar arasından etli butlu olan bu genç kadınları seçti. Bu bir olasılık. Ama tutanaklarını okurken başka bir şeyi anladım. Onları tanıyordu şahsen. Nasıl? Asla ne zorla içeri girme ne de saldırı var. İlk cinayette otoparkta herhangi bir mücadele izi yok. İkincisine gelince Pavois laboratuvarları gerçek bir kale. Hiç iz bırakmadan içeri girmek imkansız. Nelly Barjak gece vakti katili içeri aldı ve ona içeriği gezdirdi. Bu kesin. Viotti'nin atölyesinde de aynı hikaye söz konusu. Herhangi bir zorla girme izi yok. Francesca katile kapıyı açtı. Gecenin ileri bir saatinde hiçbir şeyden kuşkulanmadan onu bekliyordu. Telefon numaralarını kontrol ettik. Aranan ve arayanları. Üç listeyi karşılaştırdık. Ortak tek bir numara yok. Katil onlarla başka türlü temas kuruyordu. Onlarla belirli bir yerde buluşmaya özen göstermiş olmalı ve biz bu yeri bulmak zorundayız. Adamlarını harekete geçir, Patrick. Bakacağım. Jen önemli bir noktaya temas ettiğini hissetti. Daha sakin bir ses tonuyla devam etti. Francesca Tersiye ile ilgili bir ilerleme kaydettin mi? Evine gittik. Büyük bir atölye Montreal'de. Atölyesinde özel heykellerini yontuyor değil mi? Evet. Şu heykeller nasıl? İç karartıcı, tiksindirici işkence sahneleri. Sana fotoğrafları gösteririm. Dikkat çekici başka bir şey yok. Ama ben de sanki taşınmak üzereymiş gibi bir izlenim uyandırdı. Neden? Loftu yani sanayi veya ticari amaçla inşa edilmiş, sonradan meskene dönüştürülmüş hangar. İki katlıydı. Aşağısı atölye, yukarısı konut. Mobilyaların üzerinde sayılar vardı. Aslında hep aynı sayılar. Hangi sayı? 50. Kendinden yapışkanlı kağıtlara keçeli kalemle yazılmıştı dolapların üstünde, buzdolabında, banyodaki aynada. Her yerde 50 yazılıydı. Başta anlamadık. Sonra onun taşınma hazırlığı içinde olduğunu düşündük. Şüphesiz nakliye firması için bir işaret. Jen çoktan anlamıştı. Yine de sordu. Ekibinde kadınlar var mı? Hayır. Bir iki kadın almalısın. Neden? Francesca'nın otopsi raporunu aldın mı? Ölümde. Boyu kaç? 1,57. Kilosu 68. Adli tabibe göre. Bu soruların sebebi ne? Çünkü Francesca rejim yapıyordu. 50 onun hedef kilosuydu. Motive olmak için de bu sayıyı her yere yazmıştı. Mesela buzdolabının üstündeki bu sayı ona aldığı kararı hatırlatıyor. O da atıştırmaktan vazgeçiyordu. Dalga mı geçiyorsun? Asıl sen dalga geçiyorsun. Kadın cinayetlerini soruşturmada sadece erkekler kullanıldığı sürece ne olup bittiğinin yarısını bile anlamayacaksınız. Ders için teşekkürler dedi Reisenbach alıngan bir ses tonuyla. Rica ederim. Ben hedefimi kırmızı rujla yazarım banyomdaki aynaya. Polis onu kışkırttı. Soğuk. Bunun soruşturmaya ne gibi bir katkısı var? Bu bir kez daha kurbanlar arasındaki ortak noktanın altını çiziyor. Fazla kilolar ve onunla birlikte de günlük yaşamları. Bu sorunla alakalı yerleri araştır. Belki de aynı spor salonuna, aynı hamama gidiyorlardı. Araştır. Reisenbach cevap vermedi. Jean onun üstüne fazla gitmemesi gerektiğini hissetti. Bu öğleden sonra bir şeyler buldun mu? Bugün yok, hayır. Ya şu verileri karşılaştırma işi, Beltheim Enstitüsü'nün
üstündeki çocuklar, Pavois laboratuvarındaki amniyosentezler henüz bitmedi. Ama şu ana kadar herhangi bir sonuç çıkmadı. Jean üstelemedi, bundan bir şey çıkacağına inanmıyordu. Şimdilik katilin ismini biliyordu, sadece ismini. Peki, benim avukat diye yeniden atıldı Jean, adı Joachim olan. Fransa'da Joachim adında tek bir avukat bile yok. Herifin Fransız olduğundan emin misin? Hayır. Ya sana verdiğim cep numaraları bir sonuç çıktı mı? T'nin konuştuğu numaraların tam listesi yarın elimde olacak. Şimdilik şu senin adamın Antoine Freud'un görüştüğü numaralara ulaştım. Jean'in kalp atışları hızlandı. Bu son günlerde fazla telefon görüşmesi yapmamış. Ve bu sabah sadece iki kere. Sonra hiç yok. Bunun da bir açıklaması olabilir. Neden? Çünkü iki numarayı da aradım. İlki telesekreterin numarası, tüm randevularını iptal etmiş. İkincisi bir seyahat acentesine ait. Odyssey Turizm, Freud Madrid için bir uçak rezervasyonu yaptırmış. Ardından da Managua için. Nikaragua mı? Aynen. Öğle saatlerinde İspanya'ya uçtu. Umarım tanık olarak dinlenmesi için ona bir celp yollamayı düşünmüyordun. Çünkü artık çok geç. Birkaç saat içinde tropikal bölgelerde olacak. Demek Antoine Freud kaçmıştı. Bu düşünce onu rahatlattı. Ama neden Nikaragua? Orada arkadaşlarım vardı. Jean ülkeyi biliyordu. Siyasi durumu düzelmiş olsa bile turistik bir seyahat için pek uygun bir yer değildi. Birden aklına başka bir şey geldi. Babanın aksanı. Oğlunun Latin Amerika ile olan bağlantısı, belki de bu iki adam Nikaragua asıllıydı. Bu durumda Freud'un oraya gitmesinin başka bir sebebi olmalıydı. Adam kaçmıyordu. Tam tersine hastası ve oğluyla ilgili bir soruşturma yapıyordu. Bir ipucunun peşinden gidiyordu. Cumartesi günkü telefon görüşmelerinde konuştuğu kişilerin kimliklerini belirledin mi? Derinlemesine değil. Profillerini tahkik et, mesleklerini de. Listede İspanyol isimli biri var mı? Bakarım ama dikkatimi çekmedi. Başka bir şey daha. Senin dosyalarda kimse kurbanların ajandalarından, telefon fihrizlerinden, blackberry'lerinden söz etmiyor. Hepsi vardı ama artık yok. Tain onları evine götürmüştü. Yani yandı. Diğer her şeyle birlikte. Jane bıkkınlıkla derin bir nefes aldı. Aklımda bir şey daha var. Katil tarih öncesine kafayı takmış birine benziyor. İlk çağ sanatları müzesinde veya botanik bahçelerindeki müzede hırsızlık, soygun veya vandallık gibi olaylar olmuş mu? Kontrol ettin mi? Hayır. Tam olarak ne arıyorsun? Jen'in aklına Hans Bellman'in eserlerinin sergilendiği, müzeleri dolaştığı günler geldi. Yıllar boyunca ablasının katilinin izini buralarda bulacağını ümit etmişti. Katili ele verecek bir olgu, bir ayrıntı, bir ipucu aramıştı. Hiçbir sonuç alamamıştı. Ama belki bu defa tarih öncesiyle alakalı her yeri araştır diye üsteledi Jen. Kitapçıları, müzeleri, kütüphaneleri. Oralarda çalışan personeli sorgula. Belki bir isim çıkar. Tuhaf bir olay, ne bileyim, bir şeyler. Bu evrenin içinde dolanıp duruyor. Bunu hissediyorum. Jen, sadece birkaç saatimiz var.